Bugün salona bayağı geç gidiyorum antrenmana. Gitmeye geç karar verdiğim bir gün. Ve döndüğümde kesinlikle sokakta arabayı koyacak yer bulamayacağım. Şimdi biraz şununla alakalı bir şey demek istiyorum. Anahtarım lazım. Biraz şununla alakalı bir şey demek istiyorum. Antrenman programları ve antrenman programlarındaki değişiklik. Ya gece 9'da kardeşim bu sokaktan niye araba geçiyor? Video çektiğim için. Arabanın ışığı nereden açılıyorsun? Şimdi arkadaşlar, güzel bir antrenman programınız varsa, güzel antrenman programı ne demek? Böyle zombi gibi oldum. Bu nasıl? Biraz daha iyi. Eğer antrenman programınızda bir tane antrenman programınız var. Bir tane antrenman ya düşecek ya. Şu nasıl? Bence bayağı iyi. Şimdi eğer antrenman programınız yeterince recovery olabiliyorsunuz. Yeterince, yani bu gereğinden az da değil, gereğinden fazla da değil. Tam olarak haftalık antrenmanlarınıza uyabiliyorsunuz. Kası yeterince çalışıyorsunuz ve gelişim alıyorsunuz, kilo arttırıyorsunuz veya tekrar arttırıyorsunuz. Böyle bir antrenman programınız olduğunu varsayalım. Böyle bir antrenman programınız olduğu zaman arkadaşlar, bu antrenman programında devam edin. Zırt pırt antrenman programı değiştirmeyi neden? Buna bir örnek vermek istiyorum. Şöyle bir örnek vereceğim şimdi buna. Spora yeni başlayan birini düşünün arkadaşlar. Hiçbir şekilde 20-20 squat takıp da yapamaz. Yapamaz yani. Ya ileri düşer ya geri düşer. Ya sağa sola düşer, bocalar ya çömelemez. Bunun sebebi bu adamda bu kas kütlesinin olmaması değil. Bu tamamen adaptasyonla alakalı. Adaptasyon trendeyken trende değilim arkadaşlar. Off sezonda asla tren kullanmam. Bu tamamen adaptasyonla alakalı bir şeydir. Yani o kişi hareketi bilmediği için böyle proprioseptif duyuları hareketi tanımadığı için hemen böyle kelimeler koyalım ki havalı olalım. O devirleri biz geçtik. Zamanında yaptık. Zamanında yaptık. Harekete adapte olamadığı için tam olarak kas kütlesinin gücünü aktaramaz. Kas kütlesinin gücünü aktaramadığı için de kaslarını tam olarak hipertrofiye uğratacak şekilde çalışamaz. Yine büyük bir bodyciden örnek verelim. Bu squat yapmayan bir bodyci olsun. Leg press, hack squat vesaire gibi hareketlerle dev gibi yapmış olsun bacağını. Bu kişi yine squat'a geçtiğinde arkadaşlar belki 3 plaka squat'ı yapmakta çok zorlanabilir. Ama bunun sebebi kesinlikle şu değil. Kas kütlesi olmaması değil. Kas kütlesi var ancak hareket mekanizmasına adapte olmadığı için kasını efektif şekilde çalıştıramıyor. Aynı şekilde siz de bunu oturttuysanız, yine bu örneği bir sürü arttırabiliriz. Normalde bench press yapmayan biri göğüs kası olmasına rağmen, kütlesi olmasına rağmen bench'te bunu yapamaz vesaire vesaire. Demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Bu yüzden sürekli antrenman programını değiştirirseniz bu adaptasyonu sürekli bozacaksınız. Mesela ben bench press'i artık oturtmuşum. Tam anlamıyla, ciddi anlamda ben artık göğüs kasımı bench press'te çalıştırabiliyorum, hissedebiliyorum. Hasar verebiliyorum, yeterince recovery olabiliyorum. Benim bunu dumbbell press'le, makine press'le zırt pırt değiştirmemin ya da hareket sırasını değiştirmemin hiçbir anlamı yok. Bu tamamen benim adaptasyonumu bozar ve kası yıpratmak için harcayacağım enerjiyi stabilizasyona, işte kilo düşür çıkar, onu tam ayarlayamayacaksanız enerjin böyle gereksiz yerlere gitmesine sebep olur. Bu yüzden güzel oturmuş bir antrenman programınız varsa değiştirmeyin. Devam edin. Benim tavsiyem size budur. Ben öyle yaparım. Yıllardır da öyle devam ederim. Çalıştığım kişilerle de o tarz bir yol izlemeyi isterim.
Tabii burada şu çok önemli. Antrenman programının gerçekten güzel olması için o antrenman programında sizin tüm hareketleri efektif şekilde hissediyor olmanız lazım. Bu çok önemli. Yani sizin antrenman programınızda 3 hareketten ikisini adam akıllı hissedemiyorsanız, kasa hasar veremiyorsanız ısrarla gidin de bunu yapın demem. Tabii bak burada şu detayı da söylemek lazım. Spora yeni başlamış biri deli gibi hissedemez. Bunu söylediğim 2-3 yıllık sporcular, hani bir yılın üstü sporcular için geçerli bu söylediğim. Yoksa yeni başlayan arkadaşlar hissedemese bile ısrarla bir süre devam etmeli. Tekniği oturtmaya çalışmalı, hareketleri iyi şekilde oturtmaya çalışmalı. Bu arada kamerayı koyduğum yer çok iyi olmadı mı? Hiç düşmüyor ve sallanmıyor. Ulan lavuk taksici. Arkadaşlar arabaya taksicinin biri vurmuştu. Araba servisteydi. Artık taksicilerden acayip derecede şey oluyorum. Travma yarattı bende. Şöyle bir şey. Ne oldu? Normal yolda gidiyorum. Hiç alakasız. Ve eski arabamdayken gerçekten birçok zaman Maganda ve Serseri gibi araba kullandım. Buna itiraf edeyim. Çok şükür hiçbir kaza bela yaşamadım yani. Ibiza Cupra'ların çoğu ağır hasar kaydıdır. Ya da pert merttir, bir şeyler vardır. Geçen gördüm hatta yine bir tane pert. Fotosunu atmışlar. Adam ölmeden çıkmış içinden yürüyerek. Neyse ona rağmen başıma gelen bu musibetlerin hepsi dış faktörlerden dolayı oluyor. Yine böyle salona gidiyorum gece bir yolda. Gayet normal gidiyorum. Bir tane taksici sağ şeritten sol şeride laps diye bir kırdı. Neye uğradığımı şaşırdım. İlk kez trafikte kaza yaptım çünkü. Komple sağ kapı, sağ ön, sol... Beyin gitti amına koyayım. Bir... Komple sağdan bana geçirdi. Öyle tatsız bir şey yaşadık. Olay da yani anlatsam inanmasın derler ya. O da bir tane suçluyu mu kaçırıyormuş. Ben bunu sonradan öğrendim tabii. Polis dur diyor. Durmuyor bu da. Durmadığı için polise çarpmamak için sola kırıyor. Solda da ben varım. Amına koyayım böyle baktım. Yani piyango vurmaz ama böyle piyango derecesinde bir şey başımıza gelir. Şimdi... Bugün ne yapıyoruz? Bugün omuz yapacağız. Aslında normalde omuz günüm yok ama şöyle bir şey yapıyorum. Fazla yorgun olduğumda itiş günlerinde omuzu bölüyorum. Omuzu bölüyorum. Diyorum ki omuzu böldüm. Bir gün sonra yattım. Bunu yapabilirim bence. O yüzden bugün omuz yapacağız. Klasik antrenman, değişmeyen antrenman, yine göreceksiniz. Değişik süper setler, garip tri setler, dev setler yok. Yine en çok omuzda var, drop set falan yapıyorum ama yine çekerim işte. Avret mavret, başka da bir şey yok zaten. Salonda görüşürüz. Evet, bugün Tunalı McFit'teyiz. Ulaş hocamla bir antrenman yapmak için buraya geldik. Ulaş hocamın linkini tabii ki aşağı bırakmayacağım. Öyle şeylerle uğraşamadığımı biliyorsunuz. Arkadaşlar eski arabamı çok özlüyorum. Biz bodyciler duygusal olarak da aslında duygusal olarak da güçlü yanlarımız var. Ya anlatabiliyor muyum? O arabayla aramızda bir bağ vardı. Ama trafik polisleri o bağ pek onların hoşuna gitmiyordu. Her çevirmede ya ceza yiyordum ya da yalvar yakar bir şekilde kaçıyordum. O yüzden ben de kesinlikle modifiye uygun olmayacak bir araba almaya karar verdim. Ve bunu aldım. Yani normal sedan. Yoksa dedim ki ne alırsam alayım ben ya bir egzoz bir şey yaptırırım diye düşündüm. Güvenli tarafta kalmak için dizel aile arabası aldım ben. Çok garip bir totemim var.
Sağ kapıdan girersem iyi antrenman yapıyorum. Sol kapıdan girersem kötü antrenman yapıyorum. Bu video aslında geçen seneden. Ama sonraki sene kaydediyoruz. Şimdi tabii bildiğiniz üzere McFit'lerde çalan müzikler de telifliymiş. Ben bunu acı bir tecrübe yaşayarak öğrendim ki kim o tarz müzikleri dinler acaba? Severek de onlar telifli olabilir diye de şaşırmıştım. O yüzden bu videonun üstünde ses kaydı yapacağız. Şimdi önden bahsettiğim şeylerle alakalı. Burada bu kafesten çıkma görüntünden biraz bahsetmek istiyorum. Bu reki ben beğendim. Bu şekilde kurulması hoşuma gitti açıkçası. Orada sanki bir hayvanı kafesin içine koyuyormuş gibi hissettiriyor. Sen de hayvan terbiyecisi olarak. Yani bir nevi. Belki de kendisine hayvan denmesi hoşuna giden tek insan türü bu bodyciler olabilir. Evet. Şimdi Ulaş hocamla yaptık. Daha önceden de bahsettiğim gibi ana bir hareketle başlıyoruz her zaman antrenmanlara. Bu omuz günü. Omuz günü diyelim hadi. İkinci itiş günü diyelim ya da. Bizim için overhead press. Overhead press tekniği bizim için tamamen oturdu arkadaşlar. Bu yüzden ben eğer overhead, barbell overhead yerine gider dumbbell yaparsam, gider makine yaparsam, gider Smith machine yaparsam hiçbir zaman tam anlamıyla performansımı verecek şekilde gücümü harekete aktaramam. Bu nedenle tekniği oturttuğunuz, güzel hissettiğiniz ve belli bir şekilde progressive overload yapabildiğiniz egzersizleri değiştirmeyin. Değiştirmeyin, sabit tutun. Yani sen de mesela gitseydin dumbbell'la yapmaya çalışsaydın muhtemelen benim dediğimi yaşayacaktın. Bir de daha uzun vadede daha az gelişeceğime eminim. Çünkü burada hem ağırlığı ve tekrarı kontrol edebiliyorum mesela. Geçen hafta yaptığım 6 tekrarla bu haftaki 7 tekrar arasındaki hem Evet. temizlik Evet. hem de hareketin açıklığı benim için değerli Biraz oluyor. daha stabil. Kontrol Çünkü edebiliyorum. bir hafta makine yapsan, bir hafta şey yapsan kiloları şaşıracaksın, tekrarları şaşıracaksın. Neye göre arttıracağını Bir de bilemeyeceksin. hissiyat değişiyor sürekli. Evet, sürekli hissiyat değişiyor. Ben de zaten videonun başlarında bundan bahsetmiştim. Burada yine bir söylemek gereken şey şu. Evet, temel hareketleri belki değiştirmiyoruz ama izole hareketler de değiştirilebilir. Çünkü birazdan mesela lateral raise'e geçeceğiz. Burada lateral raise biraz daha hissiyata yönelik olduğu için ara sıra mesela makineyle yapıyoruz. Ya da ara sıra dumbbell tekniğimizi değiştirerek yapıyoruz. Ara sıra drop set koyuyoruz. Ama lateral raise her zaman her antrenman mesela o günkü hissiyatımıza göre seçiyoruz kiloyu, değil mi? Hiçbir zaman şey demedik yani. Geçen Aynen. hafta 4x15 çıkmıştı, bu hafta 4x16 yapalım gibi bir gayemiz olmadı. Çünkü Veya izole evet, hareketlerde. bazı haftalar çok yüksek ağırlıklara çıkıyoruz, bazı haftalar daha düşüklerde kalabiliyoruz. Çünkü hissiyat orada onu gerektiriyor. Daha fazlası hem eklemde ağrı olabiliyor, hem kas hissiyatı tam gelmiyor, onun için erken kestiğimiz oluyor. Bazen çok daha Evet. fazla setler yaptığımız oluyor. Tamamen hissiyata dayalı yani. Bu yani asist yan egzersizler diyelim biz onlara. Onlara daha çok hissiyata dayalı ilerliyorum. Yani İlerliyoruz burada senden öğrendiğim şekilde. ne demek? Hocam ne demek? Hoca olan sensin burada. Bu McFit sınırları içinde hoca olan sensin. Şimdi kabaca baktığımızda compound hareket sabit olsun arkadaşlar. Onun haricinde izoleleri, kilolarını da tekrarlarını da hissiyata göre değiştirebilirsiniz. Çok uzun zamandır ben 100 kilo yapıyorum bu harekette. Buna ne diyorsun? Niye arttıramıyorum? Sen de bir Yani şey diyemeyeceksin. O yüzden beklemeyeceğim cevap vermeni. Şimdi arkadaşlar şöyle, evet aslında çok uzun zamandır 100 kiloda takılı gibi görüyorum ama görünüyorum ama burada şunlara da tabii dikkat etmek lazım. set artıyor, tekrar sayısı Evet, artıyor. evet. Düzgün, daha düzgün yapıyorsun. Form artıyor. Mesela eskiye göre daha fazla indirdiğimi düşünüyorum. Aynı zamanda backup setlerin kiloları da artıyor. Bu arada Evet. böyle de bir Evet, back durum var. off'tan da bahsedelim. Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi vücut kilonuz düştüğünde, işte bazı kullandığınız takviyeler düştüğünde kilolar da düşme eğiliminde olacaktır. Siz burada aynı kiloyu bile tutabiliyorsanız, mesela 10 kilo vücut ağırlığınızdan verdiniz, aynı kiloyu tutabiliyorsanız aslında bu da bir başarıdır, bu da bir ilerlemedir. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yine aynısı takviyeler için de geçerli. Burada bir tane back offset yapmışız. Bunu her zaman yapmıyoruz. Bunu belirtmekte fayda var. Demişiz ki bugün omuzun biraz içinden geçelim, biraz fazladan yoralım demişiz. Orada senden gaza gelmişim, bak bir tekrar daha yapmaya çalışmışım. Yok. Orada bir kırıldım o gece. Ama sen söyledin orada. Sonuna kadar gidiyor muyuz diye. O gece bir hayal kırıklığı oldu. Bu arkadaşlar
Beyond failure oluyor. Bundan öncesi tam bir failure tekrarıydı. Çok güzel bir şekilde. Şimdi gelelim lateral raise'e. Lateral raise'e söylemek istediğim en önemli şey, bunun bir doğru tekniği yok arkadaşım. Evet. Mesela ben videoda fark edersiniz belki, Güray Hoca'dan farklı bir teknikle hissedebiliyorum. Mesela onun söylediği, ben yaparken daha çok trapezlerimle kaldırdığımı söylemişti. Ben biraz tekniğimi değiştirdim. Daha çok lateral hissetme, yani lateralleri hissetmeye çalışıyorum. Ama teknikler komple farklı dediği gibi. Evet. Herkesin yani, farklı yani. Bu harekette nazi olmaya gerek yok. Bunun doğrusu yanlışı benim gözümde olmaz. Eğer efektif şekilde yan omzumu ben hissediyorum kardeşim, yan omzum çatlayacak gibi pump oluyor diyorsa adam, o form doğrudur. Burada da bir hocamın formunu ve hocamın bir kalça. Kalça formunu burada görüyoruz. Sağ olsun Güray hocamızın. Maşallahı var. Maşallahı var. Şimdi lateral yapıp burada, götten pump alıyoruz. Buraya sensör koymalı mıyım, koymamalı mıyım? Koymalı mıyım, koymamalı mıyım? Koymasan daha iyi olur. Sonuçta takipçiler biliyor bunun gerçeğini. Şimdi yine basic bir antrenman da aslında, ama biz tabii vücudu artık tanıdığımız için ve sürekli aynı antrenmanı yaptığımız için kasın doyum noktasına iyi biliyoruz. Son olarak gittik bir de şu hareketi yaptık. Bence bunun da çok doğrusu yanlışı yok. Arka omuzu hissedebiliyorsan arkadaşım, full rom'da yapıyorsan, bak gayet full rom yapıyorum hani. Bazıları arkada kolunu falan birleştiriyor ama o kadar yapmaya gerek yok. Kabaca antrenman bu şekildeydi. Ben yeter yani, uzun süredir... Hemen söyle, bitiyor. Burada geçti. Beklediğimiz bir şey var mıydı antrenmanda? Arkadaşlar yine her şey aynıydı. Hiç değişen bir şey yoktu. Her zamanki videoların aynısını yaptık. Onun haricinde size söylemek istediğim çift yapmak istedik. Ama aklınıza bir yer gelmedi. Ankara küçük bir yer olduğu için. Ankara. Her yer kapanıyor. İstanbul'da olsa her şey. Sonra evet, çok bir seçenek kalmıyor maalesef. Eğer bizi 11'den sonra dışarı çıkarmak isteyen arkadaşlar varsa. Sıfır protein. Bende biraz var. 20 gram tavuk falan var burada. Yetiyor mu? Yetiyor ki recovery oluyor. Bu ekonomide yetiyor. Şimdi evet, diyeceksiniz ki amına koyayım. Tavuğa laf ediyorsunuz, şunlara para veriyorsunuz. Ben vermedim. Ben vermedim.